Bu senede salgından dolayı bayram bayram gibi geçemiyor. Böyle günlerde akıllara hep mazi geliyor. Şimdi sizi çok eskilere götüreceğiz. Osmanlı'da Türk kültüründe bayramlar nasıl geçerdi? Tarihçi Koray Şerbetçi anlatacak. Son 2 yıldır bayramların tadı tuzu yok. Salgın bayram geleneklerimizi de aldı elimizden. Bu yıl da bayramı sessiz, ıssız geçiriyoruz. Böyle günlerde insanın aklına hep geçmiş geliyor, maziyi hatırlıyor. Nerede o eski bayramlar diyoruz, zaman zaman hüzünleniyor, zaman zamansa tebessüm ettiriyor bize o geçmiş, o eskiler mazi. Bir gerçek var, gelenekleri olan bir millet olarak bayramları sessiz, sakin geçirmek hepimizi çok üzüyor. Şimdi tarihçi Koray Şerbetçi bizi eskilere götürecek, çok eskilere, Osmanlı'daki bayram geleneklerini anlatacak. Şimdi evlerde olduğumuz bu günde aslında birazcık eski bayramların o neşesini hatırlayarak avunalım ve bu günlerin bir an önce geçmesini dileyelim. Osmanlı döneminde yani eski Türk hayatında bayram dediğimiz zaman aslında toplumsal hayatın tam da içinde yer alan bir neşeli olaydan bahsediyoruz. Şöyle düşünün, özellikle Türkçe'de geçen güzel bir şey yediğiniz zaman midem bayram etti, güzel bir müzik dinlediğiniz zaman kulakların bayram etti ifadesi aslında Türklerde bayramın neşeyle nasıl iç içe olduğunun en büyük kanıtıdır. Türklerin sosyal hayatında mahalleleri küçük bir evrenleri gibiydi eski Türk hayatında. Onun için bayram aslında merkezde mahalle hayatında en güzel şekilde kutlanırdı. Sabah topların atışıyla birlikte herkes sabah namazına uyanır. Sabah namazı kılındıktan sonra ondan sonra bayram namazı dediğimiz o muazzam ibadet ve sosyal bir aradalık meydana gelirdi. Ve bundan sonra erkekler en yakın mahalle mescidine veyahut da Selahattin camilerine giderler. Camide bayramlaştıktan sonra asıl bayramlaşılacak ilk kitle yani ölmüşlerle mezarlarda bayramlaşmak. İşte mezarların bir kalabalık olması ve buradaki bayramlaşmadan sonra herkes mahalleye döner ve ailesiyle, arkadaşlarıyla ve komşular birlikte bayramlaşırlardı. Arefe günleri özellikle şekerciler ve hamamlar sabaha kadar açık olurdu. Ama bize ait bir husus olarak herkes bu ihtiyacını son geceye kadar geciktirdiği için eski dönemin tabiriyle tas tas üstünde yani hamamlarda iğne atsan yere düşmeyecek bir şekilde kalabalık ve yine şekercilerde öyle bir kalabalığı gözlemleyebilirdik. Sadece halkta değil, halk hayatında değil, halkın sıradan halkın herhangi bir mahallede yaşanan bu bayram coşkusu buradan kademe kademe saraya kadar gider ve saraydaki bayramlaşmalar özellikle saraydaki bayramlaşmaların bayram alayıyla birlikte yani padişahın bayram namazına gidip geri dönmesiyle birlikte halkın da içine katıldığı tam bir sosyal şenlik haline gelirdi. Ölülerin ziyaretinden tutun küslerin barışmasına kadar komşuların birbirleriyle içli dışlı olmasına yine ihtiyacı olanlara yardım edilmesine herkesin birbirini görmesine ve özellikle ve özellikle çocukların sevindirilmesine kadar ki Sultan Abdülhamit bile musahibi Nadir Ağa'yı çarşıya yollar, özellikle çocuklara dağıtmak için oyuncaklar alır ve en büyük keyfi de bu oyuncakları çocuklara dağıtmaktır. Kısacası biz Türkler için bayram kelimenin tam anlamıyla neşe yeridir, mutluluk zamandır. Ne diyelim, bu kötü günler geçsin ve yine gözümüz, kulağımız, ruhumuz bayram etsin.